Eğer hisse senedi yatırımcılığından zengin olmayı düşünüyorsanız doğru şirketleri seçmeniz ve onlarda uzun süre yatırımcı olmanız çok önemli. Peki doğru şirket neye göre seçilir? Herkesin farklı kriteri var. Kimisi fiyat kazanç rasyosu gibi rasyolara bakıyor. Kimisi tekniğe bakıyor. Kimisi finansal tablolara bakıyor. Kimisi şirketin içinde bulunduğu piyasadaki gelişmelere bakıyor. Bütün bunlar önemli ama bence daha önemli ve ana bir kriter var. Ve işte bugün o kriteri size anlatacağım. Aslında cuma günleri bu tip kriterleri sizle paylaşacağım böyle serbest sohbetler düşünüyorum. Buna da yatırım felsefesi serisi ismini vermeyi düşünüyorum. Buralarda edit olmayacak, fazla girdi çıkları olmayacak, düşük tempolu videolar olacak bunlar. Ve muhtemelen YouTube algoritması da bu videolara bayılmayacak. Fakat bence bazen böyle videolara da gerek var. Çünkü eğer bir yatırımcı olarak bir felsefeniz yoksa sürekli olarak sağa sola savruluyorsunuz. En son moda olan konuya atlıyorsunuz. Fenomenlerin sözlerine kanıyorsunuz. Teknik analizlere bakıp tuhaf kararlar veriyorsunuz. Oysa eğer bir yatırımcı olarak bir felsefeniz varsa ve bu felsefi uzun yıllar boyunca koruyup geliştiriyorsanız felsefeyi test ettiğinizde de aldığınız sonuçların iyi olduğunu görüyorsanız çok daha rahat bir yatırımcı haline geliyorsunuz ve uzun vadede daha fazla para kazanıyorsunuz. İşte bu çerçevede bugün sizlere monopolistik yapıları neler tercih ettiğimi bugünün veya geleceğin monopollerine yatırım yapmayı neden daha çok sevdiğimi anlatmaya çalışacağım. Monopol şirketlere dair örnekler vereceğim. Onları monopol kılan konu nedir? Onu anlatmaya çalışacağım. Sonra da monopolistik yapıları nasıl keşfedersiniz ve nasıl yatırım yaparsınız? Onu anlatacağım. Ben çalışacağım. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Daha ziyade eğitim gibi veya en azından kendi zihnimdekileri sizlere aktarmak gibi öyle düşünün. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Monopolistik yapıların önemini keşfettiğim ilk kitabın ismi Sıfırdan Bire veya Zero to One. Peter Thiel yazmış bu kitabı. Peter Thiel kim? Peter Thiel PayPal'ın kurucusu Elon Musk'la beraber. Oradan ayrıldıktan sonra elindeki parayla Meta yani o zamanki ismiyle Facebook'a yatırım yapıyor. Meta bugün bir monopol temelde. Şimdilerde de Palantir'in kurucusu. Palantir geleceğini monopollerinden olacak diye inanıyorum. Ve bir yandan da Elon Musk'ın Spacexinde de ortak. Yine SpaceX'in de bir monopol olacağına inanıyorum. Peter Thiel kitabında temel olarak şunu söylüyor, rekabet kaybedenler içindir. Çünkü eğer aşırı rekabet halindeyseniz kar marjlarınızı koruyamazsınız. Fiyat savaşlarına girersiniz. Fiyat savaşlarına girdiyseniz ve kar marjınızı koruyamıyorsanız da şirketin yeni inovasyonlar yapacak, müşteri deneyimini iyileştirecek, en iyi çalışanları kendisine çekecek gücü kalmaz. Bu da şirketin finansallarına eninde sonunda yansır ve siz yanlış yatırımda kitlenmiş kalmış olursunuz. Buna karşın bugün monopol olan veya ileride monopol yaratabilecek şirketlere yatırım yaparsanız şirket monopolistik yapısından dolayı yüksek kar marjına sahip olacaktır. Yüksek kar marjları yüksek nakit akışı demektir. Eğer bu nakit akışını akıllı değerlendirirse yeni inovasyonlar yapabilir, doğru alanlara yatırımlara girebilir, en iyi çalışanları kendisine çekebilir. Bu da muazzam olumlu bir döngüdür çünkü bu tip döngüler en sonunda hisse senedi fiyatına da olumlu yansır. Son günlerde Nvidia buna güzel bir örnek. Nvidia yapay zeka devriminin tam ortasında oturuyor. Ve yapay zeka devrimi gerçekleşmesi için gerekli olan GPU'ların tekeli. GPU'ların tekeli derken sadece GPU üretiminde değil ama GPU'ların dağıtımı, satışı, onların üzerine işlediği yazım sistemi, işletim sistemi bütün bunlarda da monopolistik bir gücü var Nvidia'nın. Ve piyasa Nvidia'nın monopolistik gücüne inandıkça şirket hisse senedi yukarı doğru yükseliyor. İki gün sonra AMD önemli bir ürüne gelirse veya başka bir rakip şirketten önemli bir teknoloji gelirse ve onların Nvidia'nın monopolistik gücünü kırdığı görülürse ve bu kırılı şiddet verirse Nvidia'nın değeri de mutlaka aşağı doğru inecektir. Çünkü yatırımcılar ne düşünür? Şirket monopol bir yapıya sahipse ...karı çok yüksek olacaktır ve o biraz önce bahsettiğim müthiş olumlu döngü başlayacaktır. Buna karşın monopolistik özellikleri kaybettikçe de şirketin karı azalacaktır. Bu da tam tersine aşağı doğru gidişin önüne açacaktır. Elbette hiçbir pazarda tam anlamıyla monopol olmuyorsunuz bu arada. Duopol olunabiliyor. Yani bir ana oyuncu var, onun yanında bir oyuncu daha var gibi. Veya bir ana oyuncu, bir yan oyuncu 4 -5'te küçük oyuncu da olabiliyor. Bunlar da yine mümkün yapılar ama mühim olan o pazardaki ana hakimiyetin, pazarın belirleyicisinin, fiyatın belirleyicisinin, rekabetin belirleyicisinin sizin şirketiniz olması. Bu tip şirketlere yatırım yaptığınızda bu şirketler monopol güçlerini korudukları sürece hissenin değeri yukarı doğru gidiyor. Bugün dünyada Nvidia'ya benzeyen monopol şirketlerin sayısı oldukça fazla. Google mesela hala bir monopol. Dünyadaki arama motoru işinin %90'ından fazlasına sahip. Monopol yapı altyapısında hafif bir erime var şu anda yapay zekadan dolayı. Zaten ondan dolayı şirketin değeri azalıyor. Apple hala bir monopol. Özellikle de nispeten yüksek gelir insan grubunun tercih ettiği bütün elektronik cihazları neredeyse Apple hala üretiyor. Evet rekabet orada da sertleşmeye başladı. Ondan dolayı zaten Apple'ın değerinde de erimeler var ve Apple bunu telafi edecek yeni şeyler söylemezse Apple'ın değeri erimeye devam edecek. Microsoft bir monopol. Dünyada özellikle şirketlerin hala ana tercihi işletim sistemi olarak ve bir şirket içine girdiği zaman uzun yıllar boyunca oradan para kazanmayı beceriyor. Kişisel bilgisayarlar tarafında belki Mac'ten rekabet var ama diğer bütün bilgisayar markaları hala Microsoft'un işletim sistemini kullanıyorlar. Excel bir monopol. Hala onun kadar kuvvetli bir hesaplama tablosu dünyaya gelmedi. Günde 700 milyona yakın insan Excel kullanıyor ve Excel işlerini görüyor. Bütün bu sayede monopollerin ama ortak özelliği zaten değerleri yüksek. Yani bunlara yaptığınız yatırımdan para kazanma şansınız biraz daha az. Evet yükselmeye devam edebilirler. Evet Apple'ın mesela iyi bir geri dönüş yapacağına inanıyorum ve erimekte olan monopolistik yapısını yeni ürünleri ve yapay zeka teknolojiyle tekrar canlandıracağına inanıyorum. Ama Apple buradan 10 kat yukarı gider mi, 20 kat yukarı gider mi? Açıkçası pek sanmıyorum. Neden? Çünkü zaten monopolistik yapıları kar marjlarına, nakit akışlarına ve değerlemelerine yansımış durumda. O halde bizim henüz monopol olmayan ama monopolistik bir yapıya sahip olduğuna gösteren emareler taşıyan firmaları yakalamamız gerekiyor. Bu da bizi bir şirketi monopol kılan temel özellikler nelerdir? O soruya iter doğal olarak. Monopolistik şirketlerin temelde iki özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi teknoloji tarafında kendilerini rakiplerden ayrıştırıyorlar. İkincisi müşteri deneyimi tarafında ayrıştırıyorlar. Ve bu farklılıkları müşterilerine kolay anlatabilecekleri müthiş dağıtım altyapıları kuruyorlar. Çünkü en sonunda ürününüzü, fikrinizi müşteri buluşturamıyorsanız gerisi hep yalan. Ne demek teknolojik farklılaşma? Ürünün üstün bir özelliği var. İlk çıktığı zaman iPhone'lar rakiplerinin tamamından üstündü. Çünkü dokunmatik ekranlar en iyi onlarda çalışıyordu gibi ve müşteri müşteriler o dokunmatik ekrana aşık oluyorlardı. Ama Apple'ı rakiplerden hep farklı kılan diğer unsur da müşteri deneyimi oldu. Mağazaları, ambalajı, ürünlerinin kolay kullanılması, ürünlerin tasarımı hep onları rakiplerden farklılaştırdı ve daha iyi bir deneyim sundu. Bu ikisi bir yere gelince de teknolojik farklılaşma ve deneyim farklılaşması müşteri kazanmak kolaylaşıyor ve en azından belli bir müşteri grubunun nişi haline geliyorsunuz. Apple'da burada üst segment gelire sahip insanları veya üst segment gelire oynayan, soyunan, özenen insanların ağır bir tekele haline gelmeyi başardı. Başka bir monopolistik güç etkisi network'ten geliyor. Ne demek network? Şebeke demek. Mesela WhatsApp'ın alternatifleri var bugün. Telegram gibi alternatifler. Ama onları bir türlü gidemiyoruz. Çünkü bütün arkadaşlarımız WhatsApp'ta. Ve o network'ten çıkmanın bedeli ağır oluyor. O yüzden orada kalmayı tercih ediyoruz. Bu tip network'e dayalı monopolistik güçleri özellikle sosyal medya şirketlerine göre geldik bugüne kadar. Ama başka alanlarda da enteresan örnekleri var. Üçüncü bir monopolistik olma özelliği de maliyet avantajlarından doğabilir. O kadar ekonomik şekilde üretiyorsunuzdur ki ürününüzü ve beklenen kalitede rakipler bunu yakalayamıyordur. Toyota mesela otomotiv sektöründe neredeyse monopolistik güçtür. Evet otomobil sektörü yapısı itibariyle monopole dönmenin çok zor olduğu bir yer ama Toyota ulaştığı üretim adetleri, ulaştığı karlılıkla monopole yakın bir yapıda işliyor diyebiliriz. O yüzden düşük maliyetle üretim yapabilmek, beklenen tabii üretim kalitesi seviyesinde yine monopolistik size fark yaratacak güçlerden bir tanesi. Ama şunu da söylemekte fayda var. Toyota'nın monopolistik gücünü Google'la, Apple'la falan bir tutamazsınız. Zaten kar marjlarına baktığınızda da öyle %60-70-80'li kar marjları Toyota'da göremiyorsunuz. O yüzden sadece düşük maliyete dayalı rekabet gücünün etkisi bir yere kadar oluyor. Bir şirketi monopolistik kılan yönlerden bir tanesi markası da olabilir. Bu konuda Rolex harika bir örnek. Rolex çok rekabetçi bir dünya olan saat dünyasında adeta rakipsiz bir firma hala. Hala dünyada en çok satılan lüks saat süper yüksek kar marjları var. Rolex bunu nasıl başarmış? Belki de bir vakıf tarafından yönetiliyor olması avantaj. Vakıf olduğu için Rolex'in yöneticileri çok büyüme hevesinde insanlar değiller. Onlar markanın değerini korumaya daha odaklılar. Bundan dolayı Rolex kısa sayıda üretim yapıyor. Çok iyi saatler üretiyor ve özellikle iş dünyasındaki insanlara iki yönden sesleniyor. Bir tanesi bir prestij unsuru elbette ama ikinci önemli bir özelliği daha var. Kolunuza taşıdığınız para. Bugün yaşadığınız ülkede ters bir şey yaşadı. Kaçmanız gerekiyor. Kolunuzdaki Rolex sizi kurtarabilirsiniz kullanabilir. Gittiğiniz her yerde çünkü hızlı bir şekilde paraya dönüyor. Bundan dolayı Rolex üretimlerini kısıt tutuyor. Bunun adeta Bitcoin gibi altın gibi değerli bir madene benzeyecek şekilde koruyabiliyor. Markayı yönetmek de yine bu yüzden monopolistik bir yapı kurmanın önemli yönlerinden birisi. Biraz daha zor bir yön olduğunu düşünüyorum. Rakipler de markalar yaratabiliyorlar ama Rolex gibi uzun yıllar boyunca bir felsefeyle üretim yapıyorsanız ve buna sahip çıkıyorsanız buradan da bir monopol yaratabiliyorsunuz. Pekala monopollerin önemi üzerinde durduk. Monopolistik şirketlerin bazı özelliklerini de konuştuk. Ve bir yandan da mevcut monopollere yatırım yapmak neden çok da iyi yatırım getirileri sağlamayabilir onu da anlattık. Bu durumda ileride monopol olacak şirketleri bugünden seçip onlara yatırım yapmak herhalde en iyi getirilerden bir tanesi sağlayabilir. Nvidia, Google, Apple, Microsoft gibi şirketlerin geçmiş değer artışlarına baktığınızda ne dediğimi çok daha kolay anlayabilirsiniz. Bunlar 10, 20, 30, 40, 50, 100 bin kat değer artırmış şirketler kuruluşlarından bu yana. Neden? Çünkü monopolistik güçlerini piyasaya anlattılar, ikna ettiler ve yatırımın değeri de hep böyle büyüdü. Peki benim portföyümde hangi şirketler var ki ileride monopol olabilecekler? Bir tanesi elbette Palantir. İnanıyorum ki ileride monopol olabilir. Çünkü zaten kurucusu Peter Thiel. Yani sıfırdan bire kitabının yazarı. Peter Thiel'ın şu andaki en önemli girişimi olan Palantir'i arkasında bir monopol fikri olmadan kurmadığına eminim. Bu tip yeni şirketlerin ortak özelliği uzun yıllar boyunca zarar edebiliyorlar. Amazon da bunun tipik bir örneğidir. Amazon çok uzun yıllar ya zarar etmiştir ya da çok az para kazanmıştır. Neden? Çünkü bu tip şirketler kazandıkları bütün parayı tıpkı Palantir'de olduğu gibi tek Kendine kendilerine yatırırlar. O monopolistik gücü kurmak için gerekli teknolojiyi, markayı, dağıtım kanalını, yönetim altyapısını, müşteri ilişkilerini kurmaya çalışır. Ben Palantir'de bunları gözlemlediğim için Palantir yatırsayım. Palantir'in ileride büyük verinin yönetimi ve büyük veriden karar almak için yapay zeka kullanmak konusunda bir tekel olacağına inanıyorum. Elbette yanılabilirim. O yüzden zaten yatırım tavsiyesi değil ama inancım bu yönde. Başka bir tekel adayım elbette Tesla. Neden Tesla? Tesla şu anda bir tekel değil açıkçası. Etkili otomobil üreten çok firma var. Uzun süre bunun tekeliydi ama şimdi özellikle Çin'den çok rekabet geliyor. Fakat bundan kar eden tek firma. O yönde hala tekel. Yani Tesla öyle bir geniş ölçüye ulaştı ki ve o geniş ölçekte arabalarını o kadar düşük maliyetle üretebiliyor ki elektrikli arabalarda herkes zarar ederken Tesla kar edebiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Rakiplerin büyük bölümü elenecekler. Zaten şu anda özellikle geleneksel otomobil firmalarının elektrikliye yavaş yavaş yan çizmeleri temel sebebi de bu. Çin'dekilerin de büyük bölümü elenecek. Onların da çünkü çoğu kar etmiyor. Ama ama Tesla'nın bu yönü yatırım yapıyorum açıkçası. Beni çok ilgilendiren bir yön değil. Çünkü unutmayın düşük maliyet büyük ölçüye dayalı yapıların çok uzun süre korunamadığını demin Toyota örneğini anlattım. Tesla ile ilgili monopolistik gücü nerede görüyorum? Şarj sisteminde görüyorum. Nitekim Amerika'da şu anda tekel haline geldi. En geniş şarj ağına sahip ama onun yarattığı kar marjı az. Esas nerede görüyorum? Tabii ki otonom sürüşte görüyorum. Çünkü Tesla eğer otonom sürüşte hedeflediği yere ulaşabilirse dünyanın ilk tam otonom her koşulda her yolda kendi kendine giden otomobillerini yaratabilirse bu yazılım sayesinde hem mevcut arabalarının satış çok artacaktır. Çünkü çok büyük bir teknolojik fark yaratacaklar. Hem de bu yazılımı başkalarına lisanslayarak mesela Ford'a lisanslayarak da değerine değer katmayı becerecektir. Ayrıca bu tam otonom araçları sadece bir otomobil gibi görmemek lazım. Bunlar ileride dağıtım araçlarına dönüşebilirler. Buna ileride Uber gibi ama şoförsüz bir taksi hizmetine dönüşebilirler. Ve yine Tesla otonom sürüşü geliştirdiği teknolojiler ve know-how sayesinde robot gibi yepyeni alanlara gidebilir. Bu çerçevede baktığımızda Tesla'nın yaratabileceği monopolü otomobil tarafında görmüyorum. Daha orada alacağı yol var. Özellikle 25 bin dolarlık ekonomik araçların monopolümsü bir yapının kurulmasında önce olacağını düşünüyorum. Rakipler var gibi gözüküyor ama çoğu kar etmediği için bence etik otomobil piyasasında çekilecekler, çökecekler ama esas gücü tam otonom yazılımda görüyorum. Daha küçük şirketler var portföyümde. Mesela Recursion Pharmaceuticals buna bir örnek. Recursion'un yaptığı şey yapay zekayı kullanarak şirketlerin ilaç üretme süreçlerini hızlandırmaya ve maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Burada kendilerine özgü bir işletim sistemleri ve fiziksel dünyayla yani geleneksel ıslak laboratuvar Dijital dünyayı yani yapay zeka simülasyonda birleştiren NTSM sisteme sahip. Ama Recursion Pharmaceuticals daha işin çok çok başında. İşte benim yatırımı felsefemin temelini oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi bu monopol, monopolistik yapı meselesi. Hiçbir şirketin %100 monopolistik gücü olamaz. Reküplerine eli armu toplamıyor sonuçta. Ama bu yönde güçlü avantajlı şirketleri bulduğumda onlara yatırım yapmayı tercih ediyorum. Bu yatırımlar kısa vadede iyi sonuçlar üretmeyebilir. Bu net. Biraz önce bahsettiğim sebeplerinden uzun vadede de belki bu monopolistik meseleyi başaramayabilirler. O yüzden yatırım yaptığım bu şirketlerin bu monopolistik yapıyı koruma ve geliştirme konusunda yol alıp almadıkları beni o şirketlerin kısa dönemdeki cirolarından, kar marjlarından her şeyden daha fazla ilgilendiriyor. Ben çünkü yeni bir Amazon'u yakalayabilir miyiz peşindeyim ve bu konudaki olabilecek alternatifleri de düzenli olarak YouTube katılı üyeleri paylaşıyorum. Siz de eğer üye olmadıysanız henüz gelin. Bunlar ama yatırım tavsiyesi olmuyorlar. Bunlar sadece siz de gidin bir kafa yorum bakalım. Bunun bir monopol olma gücü var mı? Hangi vadede olabilir? Eğer inanıyorsanız bu iyi bir yatırım olabilir şeklinde oluyor. Siz de mutlaka oraya beklerim. Bilmiyorum bu format hakkında ne düşündünüz? Uzun, derin, sağ bir sohbet. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olmuşsa bir like'a çok ihtiyacım var. Gerçekten algoritma beni tanısın diye. Çünkü zaten pek algoritmanın sevmeyeceği türden bir içerik oldu. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.